Evinde Karadeniz temsilcisine mağlup olan Yeşil Beyazlı ekip bitime 4 hafta kala ikinci. Lige veda etti. 28'de Çağatay Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle öne geçen Bursa Spor, 45 artı 5'te İlhan Depe ve 90'da Atabey Çiçeğin gollerine engel olamazken, Adım'ın FK'nın ardından grupta küme düşen ikinci takım oldu malum son gerçekleşti. Bursa Spor, öne geçtiği maçta evinde 1461 Trabzon FK'ye 2 ila 1 mağlup olarak bitime 4 hafta kala resmen TFF 3. Lige düştü. 100. yıl Atatürk Stadyumunda oynanan karşılaşmada Bursa Spor'un golü 28'de penaltıdan Çağatay Yılmaz'dan gelirken, konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45 artı 5'te İlhan Depe ve 90'da Atabey Çiçek kaydetti. 1461 Trabzon'da Ali Sühan Demirel 93'te gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sezon özelinde filmin sonu, sezonun en başından belliydi. Koskoca Bursa Spor camiası, meydanı Recep Günay ve saz ekibine bırakarak sonu en baştan kendi elleriyle hazırladı aslında. Birkaç konu dışında neredeyse kulübün fişini çekmeye gelen malum yönetimin, koltuk sevdası, akıl almayacak hamleleri ve her platformda Bursa Spor camiasını küçük düşürmesi koca çınarı buralara kadar sürükledi. Açıkçası bazı hamleler zamanında yapılsaydı belki de bugün başka şeyler konuşuyor olabilir, en azından Bursa Spor sene kaybetmeden bir sezon daha ikinci. Ligde mücadele edebilirdi. AMAT ÜN bir üstü. Nüfusu 3,5 milyona dayanan bir şehrin tüm yükü ve misyonu tamamı Vakıfköy'den yetişen gençlerin omzuna yüklendi. Haliyle çoğunlukla sahada ezilen bir Bursa Spor gördük sezon genelinde. Nitekim bunun sonucunda Süper Lig'de şampiyon olan 5. kulüp olarak Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Bursa Spor, seviye olarak artık Türkiye'nin 4. profesyonel liginde. Yani başka bir deyişle amatör kümenin bir tık üstünde, yani uçurumun kenarında. Üstelik 1,5 milyar TL'ye yakın borcuyla. Şimdi değilse ne zaman, hatalar silsilesiyle bomboş geçirilen bir sezonu geride bırakıyoruz. Bu hatalardan ders çıkararak yeniden, sıfırdan başlamak zorundayız Bursa Spor Camiası olarak. Bulunduğumuz ortamın gerçeklerini de göz önünde bulundurarak, bu defa da kenetlenmeyeceksek ne zaman kenetleneceğiz şehir olarak. Yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey'in göreve gelmesiyle şehrin genelinin yanı sıra Bursa Spor Camiası'nın da umutlandığını gördük. Söylemlerinde Bursa Spor'a ağırlık veren ve Koca Çınar'ın hak ettiği yere gelmesi adına çalışmalar yapacağını dile getiren Başkan Bozbey'in icraatlarını da merakla bekliyoruz. Bursa Spor Masası, daha önce de dile getirmiştim, sporla siyasetin çok iç içe olmaması gerektiğini ancak bu durumun içinden de siyaset olmadan çıkılamayacağını. Bu nedenle Bursalı ve Bursa Spor sevdalısı olduğunu bildiğimiz Mustafa Bozbey'in, kenti Bursa Spor Masası etrafında toplayarak, öncelikle yapılması elzem olan transfer tahtasının açılmasıyla birlikte kurtuluşun fitilini ateşlemesini umuyoruz. Mayıs'ta yapılacak kongre ile birlikte şehrin göz bebeği Bursa Spor'un güzel günlere adım atması en büyük temennimiz. Önümüzde çok uzun bir yol var, bu yolda sabırlı ve emin adımlarla ilerlemek zorundayız.